Galatasaray'ı stadyuma getirecek otobüs Sıhhiye Köprüsü'nün altından geçemiyor ve geriye dönüyor. Ancak Galatasaray için en önemli köprü Ankara Gücü maçı. Tribünler sabahın erken saatlerinde Galatasaraylı taraftarlar tarafından dolduruluyor. Galatasaray en büyük. Rüyamda da gördüm akşam. Hakikaten bak diyorum kesin şampiyon Galatasaray. Şampiyonuz. İstanbul'dan geliyoruz. Lekeli bir şampiyonluk istemiyoruz. Yüzümüzün hakkıyla %100 şampiyon olacağız. 5-0 en büyük cimbombom. Almanya'dan geldim. Çok mutluyum. Şampiyonuz. Bütün arkadaşlara tutuyorum. Maç için Adana'dan geldim. Hiç şike lekesiz şampiyon olacağız ve 6 tane atacağız. Taraftarların düşüncesiydi bunlar. İnşallah güzel bir maç olacak. Galatasaray şampiyon olacak. Vallahi Galatasaray en büyük. Şampiyon olacağına da inanıyorum. Şampiyon, canım feda olsun. En büyük Galatasaray diyorum. Ben Galatasaray'ın bu şampiyonluk törenine İsviçre'den geldim. Bence en büyük Galatasaray Galatasaray yenecek. Futbolcular stada gelirken kendilerinden oldukça emindiler. Yusuf merhaba, nasıl hissediyorsun? İyi, fena değil. Şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyon olmaya geldik, başka bir şey hissetmiyorum. Valla şampiyon olmaya geldik, bakalım. Seyircilerin bekleyişi sürerken maçın gerilimi de artıyor ve Galatasaray takımı sahaya çıkıyor. Son 90 dakika sarı kırmızılı takım için ve sonunda sevinmek ya da üzülmek var. Hakan ne olacak? Maç. Ne olacağı var mı abi? Kazanmak zorundayız. Yani kazanacağız inşallah. Galibiyet, ondan sonra farka gidebilirsek farka gideceğiz inşallah. Kaptanların kale ve top seçiminden sonra karşılaşma başlıyor. 6. dakika, Tugay serbest vuruş kullanıyor. Hakan'ın kafa vuruşu, kaleci Zalat topla birlikte kale çizgisini geçince Ünsal Çiman köşe vuruşunu gösteriyor. Köşe vuruşundan gelen topu savunma uzaklaştıramıyor ve Arif 6. dakikada Galatasaray'ı 1-0 öne geçiren golü atıyor. Gol görüntüsü bir başka açıdan yeniden ekrana geliyor. Erken gelen gol Galatasaraylı taraftarları sevindirirken Ankara Gücü şoku atlatamıyor. 10. dakika. Sol kanatta Hakan topla buluşuyor. Arif'in vuruşu, Falco dönen topu tamamlıyor ve 10. dakikada Galatasaray Falco'nun golüyle farkı 2'ye çıkarıyor. Galatasaray artık şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. İşte gol bir başka açıdan yeniden görüntüde. Sağ kanatta Uğur'la başlayan Galatasaray atağı. Uğur tekrar Güçşov ve Güçşov 29. dakikada Galatasaray'ın 3. golünü atıyor ve daha sonraki dakikalarda ortaya bir kez daha çıkıyor. İşte Güçşov'un Galatasaray'a kazandırdığı 3. gol. Serbest vuruşu Tugay kullanıyor. Güçşov 33. dakikada durum 4-0. Galatasaray'ın 4. Güçşov'un 2. golü görüntüye bir kez daha geliyor. İki dakika sonra Güçşov yine sahneye çıkacak. Zalat topu kontrol edemiyor. Elinden seken topu Güçşov takip ediyor. 35. dakikada Galatasaray'ın 5. golü. Ve ilk 45 dakikanın skoru Ankara Gücü 0, Galatasaray 5. İkinci yarı. Ankara Gücü kalesinde Arif oynuyor. 47. dakika, bu defa golcü Hakan ortaya çıkıyor ve ligdeki 20. golünü Ankara Gücü'ne 6. gol olarak atıyor. Hakan'ın golü kale arkası kamerasından bir kez daha görüntüde. 49. dakika ilginç bir gole tanık oluyor. Uğur'un uzun pası, Arif topu takip ediyor. Kaleci Arif, Arif'i düşürüyor ama top kale çizgisine doğru yuvarlanıyor. Hakem oyunu kesmiyor ve bu Galatasaray'ın 7. golü oluyor.
İşte gol bir kez daha görüntüye geliyor. Uğur'un vuruşunda topu takip eden Arif topun filelere gitmesini sağlıyor. Karşılaşmanın 69. dakikası. Gütçov hazırlıyor, Falco bitiriyor ve Galatasaray'ın 8. golü Ankara Gücü filelerinde. Ankara Gücü 0, Galatasaray 8 ve bu karşılaşmanın skoru oluyor. Galatasaray artık 1992-1993 sezonu lig şampiyonu. Kalli son saniyelerde oldukça sinirli, gergin ama maçın skorundan oldukça emin. İşte Ünsal Çimen'in maçı bitiren düdüğü ve Galatasaray artık şampiyon. 30 hafta süren mücadelenin sonunda varılan hedeften sonra Galatasaraylı futbolcularla taraftarlar bir sevinç yumağı haline geliyorlar. Sahanın çeşitli yerlerinde birbirini kutlayan futbolcular, dans eden, sevinen futbolcular, taraftarla bütünleşen futbolcular.